Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber bir dizi oluşturalım. Diziye değerler atayalım ve diziyi de yazdıralım arkadaşlar. Nasıl olur, nasıl kullanılır görmeye çalışalım hep beraber. Şimdi ben bir önceki derste olduğumuz gibi string veri tipinde bir dizi tanımlayacağım. Ve i̇çerisine de isimlerimi koyacağım. Ondan sonra yazdıracağım arkadaşlar. Şimdi diyorum ki string, ben string veri tipinde bir dizi tanımlamak istiyorum. Kutumu açtım. Alt gr tuşuna basarak 8 9'a basıyorum Ve kutularımızı açtık bunun bir string veri tipinde dizi olduğunu söyledik yani bu kasaya sadece elmalar gelecek armut koyamazsın İsim Dizisi Diyorum ismine Eşittir dedim Kıvırcık parantezlerimi açtım İsimlerimi yerleştiriyorum String veri tipinde olduğu için çift tırnaklar içerisine koyuyorum dikkat edin Belli ee, Enes Yakup Hilal. bir de Oz olsun. Bu şekilde isimlerimizi ekledik. Ben buraya 5 değerini koyabilir miydim? Şöyle 7-5 bakın hata veriyor. Diyor ki kardeşim sen diyor elma sepetinin içine portakal atmaya çalışıyorsun diyor. diyor senin diyor string veri tipinde tanımladın ama sen diyor int koyuyorsun. Dönüştürülemez diyor. Patlattı. Dediğim gibi hangi tipte dizi tanımlıyorsanız o tipteki değerleri sadece kabul ediyor. Bunu da bir daha söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Bir tane dizimizi string tipinde bir dizi oluşturduk. Daha sonra değer atama işlemini yaptık. Şimdi bu diziyi for döngüsüyle dönerek ekrana yazdıralım. Şimdi ben Ali Veli bunları nasıl yazdıracağım? Diyorum ki biz dizileri eklerken değerleri eklerken ne demiştik? Her eklenen değer 0. indeksten başlar 1 2 3 4 diye gider. O zaman benim forumu sıfırdan başlatıyorum. Ben bunu birden başlatırsam Ali'yi yakalayamam. Çünkü Ali burada nerede? sıfırın indekste. O yüzden ben diyorum ki sıfırdan başla. Ne yap? İsim dizisinin lengi kadar yani uzunluğu kadar neyse artık kaç eleman varsa o kadar dön. Her seferinde birer birer arttır diyorum size. Döngü. Ve buraya da geliyorum diyorum ki. şunu da şöyle yapabilirim. Orun dışına alıyorum dizinin elemanları diyelim. Şöyle bir çizgi atalım. Buraya da değilim ki arkadaşlar. S out ee, isim dizisinin bana iinci indeksindeki değeri ver diyorum. Aslında bu kadar basit. Çalıştıralım. Bakın elemanları tek tek almış oldum Şimdi nasıl oldu bu? Ben burada dedim ki string tipinde bir dizi tanımlamak istiyorum. Dizimin içindeki değerlerim bunlar. Bu sıfırıncı indekste, bu birinci indeks, bu ikinci indeks, 3, 4, 5. Daha sonra şu string metni yazdır diyorum. Bak, bunu yazdırdı. Daha sonra burada for döngüsüyle dönüyorum. Sıfırdan başla. Neden? Çünkü Ali'yi yakalamam için sıfır ihtiyacım var. Sıfırdan başlatıyor. İsim dizisinin Uzunluğu kadardı İsim dizisinin uzunluğu ne 1 2 3 4 5 6 Bunu buradan silip 6 da yazabilirim Fark etmez aynı şey Ama yarın bir diziniz olur ee, İçinde 350 bin tane veri olabilir o dizinin uzunluğunu nasıl bulacaksınız benim gibi burada tek tek sayamayacağınıza göre Bizim isim nokta isim length dediğinizde o dizinin uzunluğunu buraya zaten geçiriyor ama kafanız karışmasın şimdilik. 6 diyelim. Ve birer birer arttır. Daha sonra içeri girdiğinde isim dizisinin bakın. İğneyince indeksindeki adamı çağırıyorum. İğne 0. Sıfır. 0. şu dizinin 0. indeksindeki kişi buraya gelsin diyorum. 0 kim? Ali. Ali'yi alıyor. Buraya koyuyor. Bakın Ali geldi. Daha sonra döngü tekrar dönüyor. İğne oldu. 1 oldu buraya geliyor isim dizisinin birinci indeksindeki kişi buraya gelsin diyor bir kim bu, bu sefer veli alıyor buraya koyuyor daha sonra isim dizisinde bir daha dönüyor iki oluyor İkinci indeksindeki ns alıyor sonra 3 oluyor 4 oluyor 5 oluyor iyi 5 oldu 5 6'dan küçük 5. indeksindeki kişi buraya gelsin diyor Oğuz'u alıyor Eğer ki siz şöyle yapsaydınız arkadaşlar hata alacaktınız eşittir koysaydınız İyi bu sefer 6 olacaktı. 6 6'dan küçük olduğu için ife bu fora girecekti. İsim dizisinin 6. indeksindeki kişi buraya gelsin diyorum. 0 1 2 3 4 5 6 yok. 6 yoksa ne olur? Olmayan bir kişiyi çağırdığınız için hata patlatır. Array index out of bound exception gibi bir hata yeriz. Doğru. Aynen. Diyor ki senin verdiğin indekste öyle bir kişi yoktur diyor. Bakın. Diyor senin dizinin diyor uzunluğu normalde 6 elemanlı bir dizidir. Sıfırdan başladığı kadar başladığı için 5'e kadar gider. Ama sen diyor 6. indekste bir kişiyi yakalamaya çalışıyorsun. Seni yakarım diyor bu şekilde. Buna dikkat edin. Bir dizinin içinde olmayan elemanı yani dizinin sınırları dışına çıkamazsınız arkadaşlar. Dizi 10 elemanlıysa 15. indeksteki kişiyi bana getir derseniz aşağıdaki gibi hatayı yersiniz. Mantık budur. Borla bilerek dönüyorum. Her bir i'deki değeri koyuyorum oraya. 0. indeksli iki kişi getir. 5. indeksli iki kişi getir. Bu şekilde dönüyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.